Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah peygamberimize olacak her şeyi açıkça bildirmiş midir? Bu da gelecekle ilgili haberlerden kaynaklanan bir sual. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın bildirmesiyle bildirdiği kadar bilirdi. Eğer bildirmediyse bilemezdi. Bildirdiği kadarıyla bilirdi, daha fazla detay vermediyse Allahu Teala Peygamber Efendimiz de bilmezdi, bilemezdi. Allahu Teala insan olarak gönderdiği Peygamber Efendimizi elbette gelecekle ilgili bazı bilgiler konusunda donatmıştır. Kıyamete yakın ve kıyametten önce insanlığın ve ümmeti Muhammed'in başına gelecek bazı olayları, Ali Beyt'in, sahabelerin başına gelecek bazı olayları Allahu Teala peygamberimize bildirmiş. Ancak bunları çok net, açık, hem kendisinin hem herkesin anlayacağı şekilde bildirmemesinin hikmeti, ümmeti Muhammed hakkında Peygamber Efendimizin üzülmemesi içindir. Çünkü Allahü Teala insanın başına gelecek her musibeti önceden bildirseydi, insan hayatında huzur bulamazdı. İnsan hayatında rahat edemezdi. Başına musibetler, belalar gelme ihtimalinin olması ayrı bir konudur. Ama filan zaman şu benim başıma gelecek diye bilmek ayrı bir konudur. Öyleyse Allah rahmetiyle ve hikmetiyle peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'a ümmetinin ve ali beytinin başına gelecek bazı olayları bildirmiş. Ama onları ihtiyaç kadar bildirmiş. Peygamberimizin huzurunu kaçıracak, onu üzecek, onu elim ızdıraplara sokacak. Veya ashabını, alibiyetini ve ümmetini elim ızdıraplara, sıkıntılara ve hüzünlere fark edecek şekilde çok net bildirmemiş. Böylece hem istikbalde gelecekte olan olacak olayları işaretle de olsa, özetle de olsa bildirmiş, uyarmış hem de çok net bildirmemek suretiyle onları ümitsizlikten ve sıkıntıdan kurtarmış denilebilir. Bununla ilgili belki özetle e, bir örnek olsun diye şu söylenebilir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerinin arasında Hazreti Ali Efendimizle bir olayın olacağını Allah'ın izniyle bilmiş. Ya Ali demiş, seninle benim eşlerimden birisi arasında bir olay olacak. Ama hangisi bilmiyorum demiş. Bakın net değil. Ama daha sonra... Peygamberimizi Allahu Teala işaret etmiş ki Hazreti Ayşe olabilir diye. Ve Peygamberimiz Hazreti Ali'ye eğer Ayşe ile senin aranda bir hadise olsa, bir olay meydana gelse onu o bulunduğun yerden şefkatle, merhametle uzaklaştır ve onu güvenli sığınacağı bir yere gönder diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Hazreti Ali Efendimizle eşler arasında, peygamberimiz eşler arasında bir olay olacağını, bunun Hz. Ayşe olabileceğini işaret etmiş. Demek ki Allahü Teala Peygamber Efendimiz'e bildirdiği olayları, evet onun bildirmesiyledir, gaybtan haber vermiştir ama hikmetten ve rahmetten dolayı çok net ve bizzat tarihsel olarak, isimsel olarak olmadığı da olabiliyor fakat yine bazı hikmetlerden dolayı bazı olaylar net olarak ifade edilmiş ve ümmeti Muhammed'i şevke, ümide sevk etmek için bazı tehlikeli ve dehşetli olaylar da net ifade edilmiş. O da ümmeti Muhammed onlardan sakınsın ve uzak dursun diye.